Değerli izleyenler, kusursuz görünümün yolu kusursuz makyajdan geçer. Peki kusursuz makyaj nasıl yapılır? Ünlü makyaj uzmanı Georgie, Magazin 8 için anlattı. Her zaman yapıp kullanabilirsin. Sıcak yaz günlerinde makyajın akmaması nasıl sağlanır? Bu malzeme gün boyu kalır, bozulmaz. Kusursuz makyaj için hangi malzemeler kullanılır? Rüzgar gibi dıştan içe doğru. Güzelliğinize güzellik katacak makyaj hileleri nelerdir? Yine de püf noktası sakın ha unutmayın. Kusursuz görünümün yolu kusursuz makyajdan geçer. Peki kusursuz makyaj nasıl yapılır? Ünlü makyaj uzmanı Georgie, Magazin 8 için anlattı. Bugün size kusursuz makyajı nasıl yapmamız gerektiğini göstereceğim. Kusursuz makyajın yolu 10 püf noktasından geçiyor. İlk adım yüz şeklini belirlemek. Şimdi bir kere yüzümüzü tanımamız gerekiyor. Burada yüzümüz oval değil, uzun değil, yuvarlak, küçük böyle bir yüze sahibiz. Burada burun önde, çene önde. Buraları eğer aydınlık yaparsak daha çok öne iteriz. Bir kere bulmamız gerekiyor. İkincisi, burada yan yanaklar dediğimiz yani duvarları içeri almamız lazım. Yani temel prensip, yüzün küçük kısımlarını aydınlatıp ön plana çıkarmak, iri kısımları gölgeleyerek geride bırakmak. Hadi başlayalım o zaman. Açık bejimizi yani bebek rengimizi aldık. Yukarı bakın. Göz altımızı bir besleyelim. Aydınlatma işlemi bitti. Sıra fondötende. Burada işin sırrı cilt tonuyla aynı renkte fondöten sürmek. Ne açık ne koyu olmalı. Kendi rengimizi yakalamamız için yan yanaklara hafifçe böyle burun üstü olmak üzere çenede bakın. Et renginde gidiyoruz. Eğer kendi renginde gidiyoruz. Sıra geldi kontürlemeye. Elmacık kemiklerini ön plana çıkarmak için cildinizden 2 ton koyu fondötene ihtiyacınız var. Unutmayın kontürleme işlemi sizi olduğunuzdan ince gösterecek. Şu bölgelere parmağımızdan şöyle dokunun. Böyle vurun. Bu şekilde. Vurduğunuz zaman süngerinizle bunu biraz indirin. Çünkü aldığın getireceği yüksekliğin de hesabını yapın. Kusursuz makyajın temeli bitti. Ama sıcakta yüzünüzden makyajın çamur gibi akıp gitmesini istemiyorsanız Georgie'nin ipuçlarını iyi dinleyin. Elimize transparan pudrayı alın. Bakın. Şöyle ezin. Şu şekilde yaptığınız zaman göz altına fazla da gelmeyin. Çünkü hareketli bölgedir. O bölgelerde toplanma yapabilir. Bir de mümkün mertebe pudranızı çok ince olarak seçin. Kalın pudra kullanmayın. Artık makyajı renklendirebiliriz. Somon rengine yakın bir pembedir bu. Bir püf noktası daha. Farınızın uzun süre dayanmasını istiyorsanız asıl farı sürmeden açık ton bir farı baz olarak kullanın. Böylece gözlerinize derinlik vermek de daha kolay olacak. Abi elinizde kalem olabilir, keçeli olabilir. Böyle dökme olabilir. Eğer bunlar yoksa normal bir farınızı nemli bir şekilde fırçadan kullanabilirsiniz. Bunlar ufak şeyler ama işte büyük kazan sağlar, güzellik sağlar. Georgie pek çok kadının yapmakta çok zorlandığı dumanlı göz makyajının en kolay yolunu da gösterdi. Bir makyaj süngeriniz varsa alın siyahınızı. Elinize şöyle evvela bir kirletin. Siyahınızdan alın. Şimdi yukarı bakın, elime takip edin. Yatağa girmiyorum, dikeye girmiyorum. Bu tüyo size hem zaman kazandıracak hem de birkaç saniyede kusursuz göz makyajınız tamamlanacak. Daha normalde kullanacağınız şekilde anlatıyorum. Yani bu makyajı her zaman yapıp kullanabilirsin. Biraz daha far sürelim ki gözler öne çıksın. Rüzgar gibi dıştan içe doğru. Yayın. Far sürerken dikkat edilmesi gereken bir nokta daha. Eğer gözünüz açık boyayabilirseniz bu işi çok iyi kıvırırsınız. Mümkün mertebe gözünüz açık boyayın, neticeyi görürsünüz. İncecik bir beyaz kalemin kaşınızı nasıl yukarı kaldırdığına inanamayacaksınız. Bunu hep her sefer yaparım. Çünkü birazcık kaşı yukarı kaldırmam gerekiyor. Hanımlar bakın bu sırrı size kimse vermez. Pahalı makyaj sabitleyicileri yerine Georgie ne kullanıyor dersiniz? Normal içtiğimiz soda. Böyle dökün.
herhangi bir kağıtla böyle kağıdı kıvırın, ıslatın. Sonra şöyle şöyle yapın. Gelin. Bu bölgeleri böyle fikse edin. Bu malzeme gün boyu kalır, bozulmaz. Yüz hatlarının belirginliği allık kullanımıyla sağlanıyor. Burada önemli olan allığı nereye süreceğinizi bilmek. O ilk başta yaptık ya gölgeyi. O gölge için şuraya bir girelim. Öne gelmiyorum. Şuraya basalım. Ruju da sürünce işlem tamamlandı. İşte çok basit 10 püf noktasını uygulayarak elde edilen sonuç.